Kitabiyat. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Sadık Albayrak. Yiğit düştüğü yerden kalkar, ömrünü ilme adayan gazeteci, yazar ve siyasetçi Sadık Albayrak tarafından İslam Birliği'nin oluşturduğu derin manayla kaleme alınmış özgün bir denemedir. 3 yılı aşkın bir zaman diliminde meydana gelen eserde, 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hangi inanç ve ilkeler doğrultusunda vücut bulduğu incelenmiştir. Bununla birlikte meclisin temel taşları, dönemin fikir adamlarının tartışmaları ve ilim siyaset adamlarının düşünce ufku da eserde irdelenmiş, siyasi ve fikri tartışmalar bilinmeyen yönleriyle farklı bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Eser, Müslümanların birliği için Sivas'ta düzenlenen İslam Kongresi'nde tartışılan İslam enternasyonalizmi üzerine bir deneme niteliği de taşımaktadır. Albayrak çalışmasının amacını belge çağından bilgi çağına yolculuk yapmak istedik şeklinde ifade etmiştir. Eser, başlangıç ve gerçekler, İslam Birliği Anadolu'da milli hakimiyete karşı olanlar, sivil toplum arayışı tartışmaları, İslam ve Katolik tarikatlar, ilk meclis ve İslami misyonu, harita, Batı emperyalizminin etkisi ve Hicaz-Kahire kongreleri, İslamcılıkta sonun başlangıcı gibi konu başlıklarından oluşmaktadır. Sade, samimi ve akıcı bir üslubun kullanıldığı eserde, hikayemsi anlatımın yanında sözü yormayan keskin ve net ifadelerin varlığı göze çarpmaktadır. Kitabın en dikkat çekici özelliklerinden biri, sayfa kenarlarında söz konusu edilen tarihi şahsiyetlerin resimli kısa biyografilerinin yer almasıdır. Bu sayede kitap, ansiklopedik bir nitelik kazanmıştır. Cenneti kendi için isteyen Müslüman, cennette yalnız yaşamaya mahkumdur. Halbuki cennet, tüm Müslümanlara vaat edilmiş bir huzur ve kardeşlik alemidir. Orada, yeryüzünde toplumsal İslam'ın mücadelesine yer verenlere yer vardır.